yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda konuğumuzu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Ali Ersin Zümrütbaş bizlerle birlikte. Özel Sağlık Hastanesi'nden kendisini ağırlıyoruz ve bizler bugün böbrek taşlarını konuşacağız. Aslında hepimizin bildiği, çok yakından tanıdığı ve yaşadığı problemlerden bir tanesi. Peki bu durum nasıl ortaya çıkıyor? Tedavi süreci nasıl işliyor? İyileşme olasılığı nedir ve bu iyileşme sürecinde nelerle karşılaşılabiliyor? Hepsini soracağız. Sizler de merak ettiğiniz sorular olursa bizlere iletebilir. Doktorumuza sorularınızı yöneltebilirsiniz diyelim. Telefon numaralarımızdan bizlere ulaşmanızı rica edelim ve hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Efendim, merhaba. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Önemli bir problem. Böbrek taşları aslında toplumda çok sık görülen, çok sık karşılaşılan ve çok da aslında baş belası bir şey. Evet. Öyle tanımlayabiliriz. Peki nedir böbrek taşı gerçekten? Fizyolojik olarak bizim vücudumuza etkisi nedir? Böbrek taşları deyince insanlar da başına gelenler de ilk ondan başlıyor aslında. Niye oluyor? Nasıl oluyor? Evet. Bir meşhur soru vardır. Hocam bünye mi yapıyor? Yediğimizden içtiğimizden mi oluyor gibi. İşin doğrusu taşın içinde olan maddeler var. Genellikle kalsiyum içerikli bu taşlar. Daha farklı taşlar da var. Onları da vakit olursa konuşabiliriz. Kalsiyum içerikli taşlardan bahsedeyim örneğin. Bu taşların oluşumunda ya taşın içerisindeki maddeleri vücudumuz idrarda fazla atıyor veya vücudumuzda doğal olarak bu taşların oluşumunu engelleyen bazı maddeler var. Örneğin sitrat gibi, biz bunu tedavide de kullanıyoruz. Onlar eksik salgılanıyor. Yani ya bazı maddeler fazla atılıyor idrarda veya engelleyici maddeler eksik salgılanıyor. Yani bu bünye dediğimiz olay, bünye yapıyor dediğimiz olay aslında o. Tamamen vücudun metabolik bir sorunu. Kişi kendisi yapıyor. Oluşuyor. Küçük nüveler halinde oluşuyor. Daha sonra o bahsettiğim maddeler böbreğin içerisinde etrafında o nüvenin birikerek ciddi boyutlara varmasına neden olabiliyor taşlar. Peki yediklerimizle hiç alakası yok mu? Şöyle ki... Bünye sadece bunu kendi kendine üretiyor mu? Şöyle ki önce yatkınlık olması gerekiyor ama bazı bölgelerde Türkiye'de buna dahil örneğin Orta Doğu, Hindistan, Güney Asya buralarda taş çok fazla biliyoruz. Bu bölgelerde hem bir genetik yatkınlık söz konusu hem de muhtemelen hani kullandığımız içme suları vesaire bu tür şeyler örneğin Türkiye'de de bazı bölgelerde taş hastalığın daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Denizli'de bu bölgelerden bir tanesi. Sudan mı kaynaklı? Suyun içerisindeki içerikler özellikle kalsiyum içeriğinin fazla olması atılımına ve dolayısıyla taşların büyümesine ve taş hastalığının artmasına neden olabiliyor. Nasıl oluşuyor peki? Öncelikle küçük protein nüveler var idrarda atılan. Normalde biz bunların farkında değiliz. Bunları biz normalde herkeste oluyor bunlar idrarda atılıyor. Fakat bu nüvelerin içerisinde eğer idrarımızdaki kalsiyum, fosfat, oksalat gibi maddeler fazlaysa etrafında bu nüvelerin birikiyor. Bizim travertenleri düşünebilirsiniz. Su aktıkça travertenlerde Pamukkale'de hani üzerinde birikiyor beyaz bir çökelti oluşuyor. İdrarda da aynı şekilde o nüvenin etrafında bir çökelti oluşuyor ve taşlar büyüyor. Evet hocam. Peki ailede yatkınlık varsa dediniz. Bu gerçekten çok fazla etkiliyor mu? Peki ailede yatkınlık varsa bunu engelleme şansımız var mı? İki şekilde cevap vereyim. Etkiliyor. İlk sorduğumuz hatta hasta geldiği zaman sürekli bir şeyler sorarız biz hastaya doktorlar. Sorduğumuz şeylerden bir tanesi bu ailenizde var mı? Annenizde, babanızda, kardeşlerinizde var mı? Genetik olarak etkiliyor. Engellemek de maalesef mümkün değil. Hatta şöyle örnek verebilirim. Bebeklerde bile bu genetik formları bebek yaş grubunda bile görmemize neden oluyor taş hastalığını. Peki belirtileri nelerdir? Bizi nasıl kendisinden haberdar eder? Evet. Ağrı en sık belirtisi taşın. Çünkü taş böbrekte oluştuğu zaman pek bir soruna yol açmıyor. Fakat böbreğin içerisinde odacıklar var. O odacıkların böbreğin orta kısmına açılan havuzcuk diyebiliriz oraya. Açılan kanallar var. Bu kanalları tıkadığı zaman veya böbrekten idrar kesesine mesaneye idrar taşıyan üreter dediğimiz bir kanal var. Oraya düşüp orayı tıkadığı zaman oradan idrar geçişini engellediği zaman böbrek şişiyor. Şiştiği zaman ciddi ağrı yapıyor. Dolayısıyla en sık belirtisi ağrı. Onun dışında idrarda kanama ve idrar yolu enfeksiyonları da diğer belirtiler arasında. Hangi ağrılarla karıştırılabilir? Kendine özgü bir ağrısı vardır aslında hastalar. Böyle bıçak saplanır gibi bizim kolik ağrı dediğimiz, renal kolik dediğimiz. Hatta doğum yapan bayanlar bunu doğum ağrısıyla karşılaştırırlar. O kadar şiddetli bir ağrıdır. Ama onun dışında tabii örneğin bir apandist ağrısıyla karışabilir bazen. Kadın hastalıkları ağrılarıyla karışabilir. Yine bağırsakta bazı
işte divertikülitler, enfeksiyonlar, bazı ağrılarla karışabilir taş ağrıları. Peki bölgede oldukça fazla dediniz. Evet. Hatta belli bölgelerin isimlerini de verdiniz. Evet. Yaş aralıkları ile ilgili veriler ne diyor? Yaş aralığı genellikle genç erişkinlerde görünüyor. Fakat her yaş grubunda görülebiliyor. Dediğimiz gibi bebeklerde 1 yaşın altında bile görüp tedavi ettiğimiz, ameliyat ettiğimiz hastalar oluyor zaman zaman. Peki tedavi süreci nasıl başlıyor? Sadece ağrı duyduk ve size gelip başvurmamız mı gerekiyor? Ondan sonraki süreç nasıl işliyor? Birazcık o süreçle ilgili bizleri bilgilendirir misiniz? Daha sonra direkt ameliyat olması mı gerekir? Diğer seçenekler nelerdir? Bunlarla evet, ilgili de bilgiler alalım. Birkaç seçeneği var. Tabii birincisi taşın boyutuna bağlı, şikayetin derecesine bağlı. Şimdi biraz matematik aslında tedavisi. Şöyle ki idrar kanalımızın bir çapı var bizim. 4 milim veya 5 milim, 4-5 milim diyebiliriz. Dolayısıyla eğer taşın boyutu 4 milim ve altındaysa biz o taşı kendiliğinden düşebilir kabul ediyoruz. Kanala düşüp de böyle hafif veya biraz orta şiddetli ağrı yaptığı zaman ilaç veriyoruz hastaya. İşte biraz su iç diyoruz, hareket et diyoruz, sıcak tut orayı diyoruz. Kendiliğinden düşmesini bekliyoruz. Bu tedavi şekli en basit ve en az yan etkisi olan en hafif tedavi. Taşın boyutu biraz daha büyükse, böbrek içerisinde veya kanalda sıkışmışsa, yani oradan düşmesine dair bir umudumuz kalmamışsa veya azsa, o zaman ikinci daha az hafif tedavi diyeyim, ikinci hafif tedavi taş kırma yöntemi var. Onu uyguluyoruz. Herhangi bir ameliyat, anestezi vesaire olmadan vücut dışı şok dalgaları ile ESVL dediğimiz bir tedavi var. Onu uyguluyoruz, vücut dışından taş kırma yöntemi. Eğer o vücudun içine girilmeden hiçbir... Girilmeden... Nasıl yapılıyor? Bir masaya yatıyor. Masanın kenarında bir balon var. İçi su dolu ve balonun içerisinde şok dalgası yaratan bir küçük elektrikli bir kıvılcımlar yaratan bir cihaz var diyeyim en basit ifadeyle. O çanağın içerisinde o yarattığı şok dalgalarını bir yerde odaklıyor. Şöyle örnek verebilirim. Hepimiz ilkokulda bir mercek deneyini yapmışızdır. Hani güneş normalde şu gazete kağıdını yakmaz ama bir mercekle odaklarsanız evet, yakar. Evet. O şok dalgalarını da o çanakla biz odaklıyoruz röntgen cihazı eşliğinde taşa. Kırıyor taşı. Taşın kırılmasına ve daha küçük parçalara bölünüp düşmesine neden oluyor. Tabii bu bahsettiğim taş kırmanın sınırı 2 santim. Veya böbreğin alt bölümünde ise 1,5 santim kabul ettiğimiz sınır. Bu boyuta kadar kırıyoruz taşları. Bu boyuttan daha büyük taşların kırılması pek önerilmiyor. Neden? Birkaç nedeni var. Çok seans gerekiyor bir. Yani bir seansta kırılmıyor o taşlar. Tabii taş kırma çok masum bir tedavi değil. Çok sık aralıklarla yaparsanız ya veya seans sayısını fazla tutarsanız böbreğe zarar vermesi söz konusu olabiliyor. Normalde oldukça güvenli. Hastalar hep bunu sorarlar. Hocam bu taş kırmanın zararı var mı? Hep verdiğim örnek hani bir yerinizi vurursunuz, birkaç gün morarır, işte kızarır vesaire, sonra kendiliğinden düzelir. Verdiği zarar bu ölçüde. Yeterli güven aralığı bırakırsanız herhangi bir zarar yok diyebilirim. Evet, peki ilaç tedavisiyle böbrek taşlarını yok etme mümkün mü? Tamamen ortadan kaldırma ya da düşürme söz konusu mu? İlla ki bütün taşlarda ESVL. Evet. Bunu kullanmak mı gerekir? Şimdi taş boyutu büyükse evet. Büyüklüğüne göre değişiyor her şey. Büyüklüğüne göre değişiyor. Bizim kullandığımız ilaç tedavileri genelde iki işe yarıyor. Bir grup tedavi özellikle kanaldaki, üreter dediğimiz kanaldaki taşları, düşmeyen taşları o kanalı genişletip düşmesini kolaylaştırıyor. Ekspulsif tedavi diyoruz buna. Genellikle erkeklerde prostat için verdiğimiz bazı ilaçlar var. Alfa blokör. Onları kullanıyoruz. Veya anti-enflamatuar, ödem giderici ilaçlar kullanıyoruz. Bir diğer grup ilaç da örneğin potasyum sitrat tedavisi var olan taşların büyümesini veya yeni taş oluşumunu engelliyor. Bir küçük bir grup taşta da örneğin ürik asit taşları çok nadir görülür bunları. Bunları ilaçla eritmek mümkün olabiliyor. Çok nadirdir yalnız bu dediğim. %3-5 civarındadır taşların. Bunları ilaçla uzun dönemde eritmek mümkün olabiliyor. Yumuşak taşlardır bunlar. Peki ilacı konuştuk, evet. ESVL'yi konuştuk. Bunun dışında herhangi bir yöntem var mı? Geriye tek bir seçenek cerrahi mi kalıyor? Cerrahi kalıyor, evet. Peki o nasıl yapıyor? Her ne kadar cerrah olsam da hani bu işi yapıyor olsam, hayatımı bu şekilde kazanıyor olsam da en son tedavi olarak görüyorum ben cerrahiyi her zaman. Yani ameliyat edecekken birkaç kere düşünüyoruz. Çünkü ameliyat sonuçta anestezi alıyorsunuz, ameliyathaneye iniyorsunuz. Hani
en basit bir sünnetin bile kendine göre riskleri var. Hep evet. Ben öyle düşünürüm. Fakat gerektiği zaman da kaçınmamak gerekiyor ameliyattan. Ameliyatları biz iki grupta toplayabiliriz. Bir hani kapalı ameliyatlar var, bir de açık ameliyatlar var. Açık ameliyatı taş cerrahisinde neredeyse günümüzde hiç uygulamıyoruz diyebilirim. Genelde kullandığımız tedaviler kapalı yöntemler. Onu da ikiye ayırabiliriz. Bir vücudun doğal yollarını kullandığımız ya veya doğal delikleri kullandığımız ameliyatlar. Bir de bu sırtımızdan, böbreğin olduğu bölgeden girdiğimiz perküten cerrahi dediğimiz yöntem var. İkisinde de farklı teknikleri farklı ama temel olarak yaptığımız şey taşa ulaşıp taşı lazer veya farklı kırıcılarla kırıp parçaları uzaklaştırmak veya taşı toz haline dönüştürmek yaptığımız tedavi. Doğal yolda yaptığımız tedavilerde normal idrar yaptığımız delikleri kullanıyoruz. Hani vücudumuzda erkekte de bayanda da idrar yolunu kullanıyoruz. Oradan girerek özellikle kanaldaki taşlarda en sık tercih ettiğimiz yöntem. Kanaldaki taşlarda üreteroskopi diyoruz. Daha rigid bir cihazımız var. Çelikten yapılan, ucunda işte gördüğümüz kameralı, içinden bir kanalı olan lazerle taşı kırdığımız bir yöntem. Bir de diğer bir farklısı bunun, ucu bükülebilen bir endoskopumuz var. Flexible cihaz diyoruz. Bu halkımız bilir, işte mideye de yapılır endoskopi, hortum yuttuk falan derler. O cihazın biraz daha incesi, daha minyatür olanı. Hı hı. Onu kullanıyoruz. Tabii flexible cihaz oldukça konforlu bir cihaz. Bir tek iki dezavantajı var. En önemlisi maliyeti. Çok pahalı bir cihaz. Yani tedavi başı maliyeti çok yüksek. İkinci bana göre dezavantajı da taşı vücuttan uzaklaştırmıyor. Hı. Toz haline dönüştürüp orada bırakıyor. Bazen çok büyük taşlarda dolayısıyla birden fazla seans gerekebiliyor. Bir seans da bitmeyebiliyor. Tabii perküten cerrahi o konuda biraz daha avantajlı. Evet hocam. Peki devam edelim. Bu arada sorularımız da geliyor. Onları da sizlere okuyacağım. Bu iki bahsettiğiniz böbrekten girilen ve diğer doğal yollarla parçaladığınızdan hangisini hangi durumlarda tercih ediyorsunuz? Bunun sonucunda iki ameliyat şeklinde de tekrar etme olasılığı ne kadar? Şimdi benim kendi kişisel pratiğimde flexible cihazı biraz daha küçük taşlarda tercih ediyorum. Çünkü büyük taşlarda örneğin 2-2,5-3 santimlik taşlarda flexible çok uzun sürüyor cerrahi olarak. Çok zaman alıcı olabiliyor. Çok da cerrah için yorucu olabiliyor. Perküten cerrahiyle 15-20 dakikada halledebildiğimiz, hemen çıkarıp kırıp alabildiğimiz taşı flexible cihazla 2-2,5 saat uğraşmamız gerekebiliyor. Hasta için birisi biraz daha konforlu, birisi bizim için biraz daha konforlu. Dediğim gibi perküten cerrahi de oldukça güvenle yaptığımız bir cerrahi. Onun tek dezavantajı böbreğin içerisinden geçiyor olmamız. Böbrek bildiğiniz gibi herkes bir böbrek görmüştür herhalde Kurban Bayramı'nda vesairede. Çok kanlanan, çok etli bir organ. İçerisinden geçtiğimiz zaman çok ciddi kanama riskimiz oluyor. Bana göre en ciddi dezavantajı bu. Evet, Uşak Karaağlı'dan Ayşe Hanım sormuş, 55 yaşında kendisi. Hepatit C hastası, böbreklerinde taş varmış, kırılma işlemi gerçekleştirilmiş ama idrar yollarında tıkanmalar söz konusuymuş ve 10 günde 30 kilogram serum alması gerekiyormuş. Şimdi taş kırmanın bir dezavantajı o. Maalesef o kırılan taşlar bir şekilde düşmesi gerekiyor. Doğal yollardan düşerken de o kanalda tıkanabiliyor. Taş yolu diyoruz biz buna. Bazen arda arda taşlar birikiyor. Adeta böyle bir asfalt yol gibi yol oluşturuyorlar. Düşmesi zor olabiliyor. Bazen kanala ekstra bir taş kırma veya kapalı ameliyatla biz o yol oluşturmuş taşları almamız gerekebiliyor. Eğer kırılan taşları düşürmekte çok zorlanıyorsa ve böyle hani 30 kere serum alacak kadar çok ciddi ağrıları, sürekli acil servislere taşınma durumu oluyorsa, ben belki kapalı bir endoskopik ameliyatla o taşların kırılıp da düşmeyen taşların uzaklaştırılmasını hastamıza önerebilirim. Peki diğer hastalıklar, mesela hepatit C hastası olduğunu vurgulamış. Diğer hastalıkların böbrek taşına etkisi nedir? Diğer hastalıkların hani doğrudan bir böbrek taşına etkileri çok fazla yoktur işin doğrusu. Fakat bazı durumlarda, örneğin taşı tekrar edenlerde, örneğin kalsiyum
kullanımını birazcık kısıtlıyoruz. Örneğin işte osteoporoz, kemik erimesi vesaire, bu tür hastalardan bazen çok kalsiyum kullananlar oluyor. Onları bazen kısıtlayabiliyoruz ama taş hastalığı biraz kendine özgü bir hastalık. Diğer hastalıklarla çok fazla alakası yok ama belki sorduğunuz için, aklıma geldiği için söylüyorum. Hastalık olarak değil de durum olarak mesela en çok zorlandığımız grup gebelerdir. Gebe taş hastası pek karşılaşmak istemediğimiz bir gruptur. Çünkü hem tanıda hem tedavide çok zorlanırız. Yaptığımız teşhis yöntemleri hepsi röntgen bazlı yöntemler. Çünkü gebe bir kadına, hastaya demeyeyim, gebelik bir hastalık değil çünkü. Film çekemezsiniz, tomografi çekemezsiniz. Sadece elinizde ultrason ve MR vardır, evet. Ki film ve tomografi de bizim tanıda en sık kullandığımız, özellikle tomografi yöntemler. O yüzden tanıda zorlanıyoruz. Bazen tedavi gerektiği zaman tedavide zorlanıyoruz. Onun dışında diğer hastalıkların çok bir arada bağlantısı yok diyebilirim. Peki nasıl işliyor süreç gebe bir böbrek taşı hastasında? Öncelikle tanıyı koymamız gerekiyor. Tanıda bazı ipuçlarından faydalanıyoruz. Örneğin daha önce taş düşürmüş mü? Yani daha önce taş düşürdü ve yan ağrısı varsa biraz daha taşa yönleniyoruz. Ultrasonda örneğin böbreklerinde genişleme var mı? O zaman biraz daha taşa yöneliyoruz ama gebelerde sıkıntı, gebeliğin kendisi de böbreklerde genişleme yapıyor. Bazen onda çok zorlanıyoruz. Hani o fetusun, karnındaki bebeğin kanallara basısı sonucu böbreklerde genişleme oluyor. O bizi zorluyor. Çok zorda kaldığımız durumda MR istiyoruz. Hani MR daha az, yani gösterilen zararı en azından az veya yok diyebilirim. MR'dan faydalanabiliyoruz. MR taşı gösterirse özellikle kanalda. İki şansımız var. Ya hastada enfeksiyon veya böbrekte ciddi şişlik varsa böbreğe bir geçici rahatlatmak için tüp koyabiliyoruz dışarıdan. Veya kapalı ameliyatla taşı uzaklaştırıp bir içeriden stent koyabiliyoruz. En azından doğuma kadar rahatlatmak amacıyla. Peki gebelerde hiçbir şekilde ameliyat yapılmıyor. Böyle bir kapalı ameliyatı yapabiliyoruz. Yani anestezi verip yine tabii yani önlemleri... gebelik sonuna kadar onu çekmek zorunda yok, değil. Yok, hayır. Yani gerekli gördüğümüz durumlarda gebeye ameliyat, her türlü ameliyat yapılabilir. Peki tekrar etme durumu nasıl oluşuyor? Evet, yani aslında bu da çok merak edilir. Şunu söylüyoruz. Taşı tamamen uzaklaştırdık diyelim. Taşınız var, kırdık, ameliyat ettik. Şunu söylüyoruz, 5 yıl içerisinde, önünüzdeki 5 yılda %50 ihtimalle tekrarlayabilir taş. Çünkü taş hastalığı hani oldum bittim, işte apandisit artık gibi bir değil. Daha olmayacak. Olmayacak gibi değil maalesef. Taş hastalığınız varsa artık siz taş hastasısınız diyoruz. Kendinize dikkat edin. Hastaların yapacağı şey şudur, kontrollere düzenli giderlerse eğer, tekrar eden taş büyümeden, örneğin bir ameliyatlık hale gelmeden, atıyorum basit bir taş kırmayla büyüyen taş veya yineleyen taş tedavi edilebilir. Önemli olan kontrolleri aksatmamak. Peki toparlayacak olursak izleyicilerimizin böbrek taşı problemi yaşamaması için yapabilecekleri var mı? Genetik faktörün dışında elbette. Dışında sıvı alımını özellikle çok vurgulamak lazım. Özellikle taş öyküsü olanların, ailede taş öyküsü olanların. Bazı hastalarımız bazen hani kendimizde de olabiliyor. Su içme alışkanlığımız çok olmayabiliyor. Biz her ne kadar zorlasak, çünkü bizim ürolojinin her türlü hastalığında, örneğin kadınlarda sık tekrarlayan enfeksiyon da bunun içerisine katabilirim. Sıvı alımı çok önemli. Çünkü biz ne kadar sıvı alırsak idrarımız o kadar duru olur diyeyim. Veya içindeki maddelerden o kadar daha çok temizlenir diyebilirim. Sıvı alımını azalttığımız zaman daha yoğun bir idrar atılımı söz konusu oluyor. Dolayısıyla taş oluşumu daha fazla oluyor. En herhalde söylemem gereken sıvı alımının artılması. Özellikle su galiba. Su. Bütün hastalıklarda, evet. Bütün ağırladığımız konuklar aynı şeyi söylüyor. Evet. Su gerçekten çok önemli. Önemli. Her konuda önemli. Peki kaplıcalar, işte oraya gitmeler, yine bu durumda ortaya çıkan vatandaşların tercih ettiği yollardan biri. Bir de halk arasında mısır püskülü diye bir yöntem var. Bunlar işe yarıyor mu gerçekten? Siz bir doktor ve bu işin uzmanı olarak şöyle neler söyleyeyim. Bu soru yani çok soruluyor bunlarda. Bizim bu sorulara cevap verirken veya herhangi bir soruna cevap ararken kanıta dayalı tıp dediğimiz bir kılavuzumuz, bir yönergemiz var. Yani o konuda yapılmış bilimsel çalışmalara dayanıyoruz biz. Fakat her konuda da bilimsel çalışma yok. Şimdi halk arasında, örneğin ben mecbur hizmet yaptım Van'da, orada da vardı. Yani böyle meşhur sular var.
veya ilaçlar var. İşte siz mısır püskül dediniz, işte kiraz çöpüydü vesaireydi. Evet, evet. Bu bölgede neydi yanlış, Bodur Mahmut otu örneğin hemen ilk aklıma gelen, hastalardan duyuyorum ben bunları. Şöyle de bir şey var, örneğin ben bunların hiçbirini yatsımıyorum. Yani faydası olabilir, olmaz kesinlikle diyemiyorum ama elimizde bilimsel veri yok. Bu bir. İkinci söyleyeceğim şey, bazen bizim düşmez dediğimiz bir taşı hasta bir şey kullanıyor. Kocaman taş elinde peçetenin ortasında geliyor, ben bunu düşürdüm diye. Yani tamamen tesadüf de olabilir, o kullandığı şeyin etkisi de olabilir. Fakat naçizane tavsiyem, çok bilinmedik şeyleri lütfen halkımız kullanmasınlar. Çünkü bu piyasada, işte internette vesairede de bazı şeyler satılıyor. Şimdi halk iyi olanları biliyor. Ben sadece bir ot kullanıp, bir hastamızın bir ot kullanıp böbrek taşını düşürmek için, biz ameliyat için yatırmıştık hastayı. Ameliyat hazırlıklarını yaparken akut karaciğer yetmezliğinden hastayı sevk ettiğimizi, nakil olmak üzere acil ve vefat haberini aldığımızı hatırlıyorum. Basit bir ot yüzünden. Hani bir ot kaynatıyor. Düşürmek için. Düşürmek için ve o ot karaciğerini ne zarar veriyor ve karaciğer yetmezliğinden hastayı kaybettiğimizi hatırlıyorum. Bunlar tabii hani nadir kötü örnekler ama bu şeyleri istisna ama yaşanabiliyor. Evet, dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani işte bilimsel gerçeklerden pek ayrılmamak gerekiyor. Benim naçizane tavsiyem. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için, gerçekten izleyicilerimiz açısından da çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Tekrar sizi konuk etmek, stüdyomuzu ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim nazik davetiniz için, kabulünüz için. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Özel Sağlık Hastanesi'nden doçent doktor Ali Ersin Zümrüt Başı ağırladık ve kendisiyle böbrek taşlarını konuştuk. Tedavi sürecini konuştuk ve ortaya çıkan tabloyu ele almaya çalıştık. Sizlerden gelen sorularla da programımız içerisinde sorularınıza yanıt olmaya çalıştık. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden burada olacağız.